Evet sevgili dostlar bu videoyu maç öncesi çekiyorum ama maç öncesi izlettirebilir miyim size izler misiniz bilmiyorum muhtemelen maç sonuna bırakırsınız diye düşünüyorum ama yine de izlemenizi tavsiye ederim transferler vesaire vesaire hepsini konuşacağım arkadaşlar Kayseri Spor Teknik Direktörü Recep Uçar'la yollarını ayırıp Burak Yılmaz'la anlaşma verdi ve Burak Yılmaz Kayseri'ye geldi garip tercih bana soracak olursanız. Ama daha garibi Konya Spor İstanbul Spor'dan Alessana Endao'nun 150 bin euro karşılığında transfer edildiğini açıklamış. Bence bu daha garip. Hani 150 bin euro tamam ee, futbolcunun yaşı 33 olur 34 olur anlarım da daha 27 yaşında 1 milyon 400 bin euro değere sahip. Hani bu sene kısır gibi ama takım katkısı yüksek bir isim. Bilmiyorum bu da bana tuhaf geldi ama yani bizi de çok alakadar etmeyen durumlar arkadaşlar. O yüzden de çok şey yapmıyorum. Ama İstanbulspor Spor nasıl olsa düşeceğim. Benim için kar kardır demiş olabilir. Oyuncu bir kısım alacaklarını bırakmış olabilir. Onu söyleyeyim. Rize Spor Teknik Direktörü İlhan Palut Trabzonspor maçından sonra şunu söylemiştim. Ya şu oyunu oynatalım. Bir free kick pozisyonu 2 dakika 40 saniye sürüyor. Ben görmüyor muyum? Biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Bizim takım da öndeyken bir out atışını 30 saniye 40 saniye sürede kullanıyor. Gelin hep beraber bu oyunu oynatalım diyor. Hakemlere de söylüyor. Rakiplere de. Ama muhtemelen kimse önemsemeyecek. Ama ben şunu söyleyeyim. Bak ben Fenerbahçe'ye yıllardır aynı çağrıyı söylüyorum. Aynı çağrıda bulunuyorum. Rakip oyuncu yattı mı? Devam edin abi. Hakem durdurana kadar devam edin. Çünkü biz böyle gol yedik. Bizim oyuncumuz yerdeyken rakip devam etti gol yedik. Ya, yani takım fark etmez arkadaşlar. Bunu yapmadığımız bir de çek. Kadıköy'de de millet yatar. Oh çeker. Depresmanda da millet yatar. Oh çeker. Yattı mı hakem durdurana kadar devam. Zaten başa alınan tehlikeli şeylerde hakem durdurur. Onun dışında da devam yani. Ne yapacaksın yani süpermenlik yapıp pozisyon durunca oyuncu birdenbire iyileşecek mi? Ya geçen Başakşehir maçında oyuncu sakatlanıyor. Tedavi görüyor. İki dakika çaldı. Çıktı. Oyuncu tekrar sahanın içine geliyor. Atıyor kendini yere. Hani git yatağına yat diyesi geliyor insanın. Abi ben bunu söylüyorum kesinlikle. Ben ama Antalya Spor ile oynayacağım maçın biletleri sunulmuş. Tabii ki Antalya deplasmanda oynayacağımız için bir sonraki maçımız. Deplasman tribün fiyatı 1000 lira. Ve e, satış periyodunu kulübümüz duyuracak arkadaşlar ne zaman satılacağını. Arkadaşlar burada şöyle bir husus var. Hassas bir husus. Birçok kardeşimizin atladığı bir husus. Kendi taraftarına da 800 850 liraya falan sattığına göre biletim. Yani o da kale arkalarına. Yani normal fiyatlar arkadaşlar Antalya Turizm Beldesi, Turizm Yöresi. Gidenler çok çok iyi bilir. Tam Konya altına giderken öyle kepes tarafında Murat. Yani yolun kenarında, ana caddenin kenarında o stadyum. Çok defa önünden geçtim. Belki 40-50 defa geçmişimdir önünden o kadar söyleyeyim size. Hani turistik bir bölgede, turistik bir yerde Luna Park manzaralı, deniz manzaralı bir stadyum. Bu fiyatlar normal. Normal arkadaşlar bir benzinin Mazotun fiyatı hani 40 TL'yi geçti. Dolar euro 30'u geçti. Hani bence bu bilet fiyatlarına değil de bunlara odaklanın. Bunlar bu kadarsa bilet fiyatı da normaldir deyin. Ha ben cebimde bir sürü para taşıyorum hiçbir şeye yaramıyor. Sizinki de aynıdır. Keşke paradan bir sıfır atılsa. O zaman bir paranın o zaman kıymet olacak gibi. İnşallah olur. Fenerbahçe Ala Göz Holding ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni 22. haftasında Bursa Uludağ Basketbol deplasmanda 108-77 mağlup ederek mağlup liderliğini sürdürdü. Ee, çok da güzel bir form grafiği maşallah. Fenerbahçe parola para Aksa Sigorta Efeler Ligi'nin 17. hafta maçında Bigadiç Belediyesporu sahasında 3-0 mağlup etti. Şimdi bu da erkekler voleybol voleybol ligi. Erkekler voleybol ligi arkadaşlar. Buranın da puan durumu maşallah. Yani ee, İnternette bunun puan durumunu nasıl bulacağım ben ya? Çok ilginç ya. Türkiye Voleybol Federasyonu sitesinde bile puan durumu gözükmüyor. Demek ki voleybolda hani bu kadar az önemsiyorlar. Fenerbahçe Halk Bankası'nın ardından Halk Bankası'nın ardından ikinci sırada yer alıyor arkadaşlar. Zirve takibini sürdürüyor. 17'de 16 galibiyet. Ama gördüğümüz kadarıyla burada Halk Bank mağlubiyeti var aradaki. Böyle bir sonuç yaşanmış. Ama mühim değil. Fenerbahçe'nin oynadığı branşlarda şunu yapması çok çok iyi. Develi Belediye kaçıncı ya? Develi Belediyesi 10. sıradaymış. Kayseri'nin takım arkadaşı da Develi Belediyesi. Bizzat hani e, maçlarını Develi'de yapıyor. Kayseri Develi'de. de. Hatay Spor sondan birisi Bigadiç sonuncuymuş. Galatasaray 4. sıradaymış. Demek orada adalet var. Beşiktaş'ın voleybol takımı yer almıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin stoper rotasyonu. Bonucci, Çağlar Söyüncü, Bekao, Ciko, Serdar Aziz, Osterwolde. Maşallah. Hani tehlike anında camı kırınız butonu Yusuf Akçiçek de vardı. Onu hiç saymıyorum. Bunu anlayın. Sevgi sevgili Sercan Sevgi Hamzoğlu'nun bazı duyumları var. Diyor ki Çağlar'ın sözleşmesinde oynama garantisi yok. Arkadaşlar şu şekilde söylüyorlar. Yani ee, Çağlar Söyüncü satın alma opsiyonu olmaksızın sadece kiralık olarak Fenerbahçe'ye geldi diyorlar. Ama ben şunu söyleyeyim. Sanki gizli bir madde eklenebilir, eklenmiştir belki de. Şu kadara alma opsiyonu var gibi. Yapılan açıklamada hani oyuncunun geçici transferi konusunda görüşmeler İstanbul'da devam edecektir falan diye bir açıklama yok. Yapılan açıklama sanki bonservisiyle alınacak açıklaması gibi geldi bana. Hani yapılan Fenerbahçe'den yapılan kap açıklaması tuhaf geldi yani bana. Neyse. Ee, oynama garantisi olmaması değil. Milan, Porto, Monaco çok ciddi şekilde Çağlar isterken Çağlar tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı diyor. Ve Atletico Madrid'den bazı alacaklarından vazgeçti diyorlar. Çağlar hani ben üstüme düşeni yaptım cümlesiyle zaten burada bence buna vurgu yapıyor. Şimdi Ciku Beko ikilisi gerçekten savunmada çok of. Fenerbahçe Beko Bahçeşehir Koleji'ni 110-105 mağlup etti. Son anlarda Papagiannis'in bir üçlüğü vardı. İnanılmaz bir üçlük maçı uzatmaya götürmüştü. Ya çok güzel bir galibiyet gerçekten. Aferin çocuklar da arası. İnşallah bugün maçı Futbol A takımının başına e, bunun üçlük değil beşlik sayılması lazım diyorlar. Aklılarda yani beşlik gibiydim. Şimdi Ciku k ikilisi çok çok iyi. Savunma yönünde kuruyor, alanı daraltıyor, oyun boyunu kısaltıyor ve hani bunların oynadığı maçlarda rakipler isabetli şut bile çekemiyordu neredeyse. Onu da söyleyeyim. Batshuayi bütün ya bu sezon çıktığı bütün kulüplerde 26 maça çıkmış. 1082 dakika. 900 dakika 10 maç, 990 11 1080 dakika 12 maç. Hadi 2 dakikada benden uzatma olsun. 12 maça çıkmış gibi düşünün. 26 diyor ama 14 gol atmış. Tabi bir de asisti var. 3 tane de asisti var. 15 diye hatırlıyorum ben ama notlarıma niye 14 diye almışım. Ben 15 diye hatırlıyorum. Yani 15'e 3 diye hatırlıyorum ama transfer marketten bakayım. 14'e 3 diyor. Allah Allah ben 15'e 3 diye hatırlıyorum. Daha bugün gol mü atacak inşallah. Neyse 78 dakikada bir gol katkısı var. Yani inanılmaz bir şey bu konuda Avrupa'nın zirvesinde. Bir taraftan da diyorum ki ulan biz de diyorum forvet de forvet diyoruz. Ya hani tamam kabul forvet olsun ama yani biraz düşünelim ya. Bir forvet yani konuşması ya Andrean Benet Benetciak Benetciak Benetciakla Ciyak <laughs> yani Benetciakla diye bir futbolcu var son günlerde ismi Fenerbahçe ile sıkça anılan isim Andrian Benicciak. Herhalde doğru okunuş budur. Şimdi bu arkadaş Parma'nın oyuncusu. Bu arkadaş Barbaros'un oyuncusu. Bu arkadaşı Fenerbahçe'ye önerildiği yazıyor. Zaten sıkıntılı süreç geçiriyormuş. Adam Polonyalı. Polonya milli takımına seçilmiş ama oynamamış. Yaşına bakıyorum. Yaşı 23. Yalnız bana çok 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 ilginç gelen bir şey var. 1.91 boyunda sol kanat oyuncusu. Ya 1.91 boyunda sol kanat oyuncusu olmaz. Fizik kurallarına aykırı. Sol kanat oyuncusu 1.85 olur. 1.84 olur. Hadi 1.87 olsun. 1.91. Bu forvet profildir. Pivot santrafor profili. Polonyalı bu arkadaş 23 yaşında. 1.91 boyunda ve parmanın oyuncusu ki parmayla da bayağı bir kan kişide olduk ettik. Oyuncunun profilini inceledim. 19 maça çıkmış. 7 gol 1 asisti var liginde. 3 tane sarı kart demiş. İtalya kupasında 3 maçta 1 golü var. Şimdi iki ayağında kullanabilen oyuncu 10 numarada forvette de oynayabiliyor. Forvette oynayabilmesi benim açımdan çok iyi bir şey. Polonya takımından 2 milyon 400 bin euroya almışlar. Piyasa değeri 500 bin euroyken. Parma bir şey görmüş. Oyuncu 1333 dakika, 8 gol, 1 asist. Yalnız Seri B'nin de Seri A'dan kalır farkı yok. Arkadaşlar bu oyuncunun bize önerildiği. Bizim de bu oyuncuya dair planlarımızın olduğu iddiaları var. Ben açıkçası bana gelen bir duyumum yok. Ancak bu isim beni heyecanlandırıyor. Şimdi bak Saldanha ismini konuşuyoruz. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Hani ben scouting şey e, SKIS videosunu izledim hoşuma gitti ama bize tutmayacak görüşündeyim. Ama bu Beneciak yani Adrian Beneciak sanki tutacak bir futbolcu gibi bilmiyorum. Marsilya İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye son teklifini 13 milyon euro olarak yaptı diyor. Sabah gazetesi. Sabah gazetesi diyorsa yalandır. O yüzden geçiyorum. Ama şunu söyleyeyim bak bizim hani beğenmediğimiz oyuncular bile Avrupa piyasasında ciddi Hay sahibi çünkü Fenerbahçe'nin önceki satışları buna referans oluyor. Fenerbahçe'nin satışları o kadar iyiydi ki giden futbolcular o kadar iyi yere gitti ki. Hani çok çok geriye gitmeden söylüyorum. Bir Kim Minji mesela Napoli'de Bayern Münih'e sıçrama yapacağını kim tahmin edebiliyordu? Arda Güler'in Real Madrid'de oynayabileceğini kim tahmin edebiliyordu? Arda Güler'e ben ilk hatırlıyorum kanalda şey demiştim ya Arda diye bir çocuk var altyapıda işi gücü bırakın mutlaka izleyin. Ya ben böyle yetenek görmedim bak çok felaket bir şeydi ya. Hatırlayanlar bilir bu kanalın müdavimleri. Belki bu kanal 10 bin yokken kanalda abone olanlar çok çok iyi hatırlar. Israrla söylüyordum. Millet artık kusmaya geldi. Aa hocam Arda Güller kim? Yeter artık ya diyordu. Ya yeter artık. İki de işte burada Arda Arda Arda. Kim bu Arda diyorlardı. Şimdi yine var. Yani efekanlar falan var. Yani çağrı fedailer falan var. Çok güzel isimler var. Serdar Hamzoğlu diyor ki Ryan Kent'e teklif var ama oyuncu kabul etmiyor. Arkadaşlar bunu ben de ısrarla söyledim. Oyuncu gitmiyor. Sebebini anlamadığımız şekilde gitmiyor. Mihaza ise teklif gelmedi. Şu an sorun çıkaran Zayt değil Kent diyor. Doğru. Yani Zayt teklif geldiği anda gider arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama Kent gitmiyor. Ha bunu da size bırakıyorum. Bak Fenerbahçe'de kazandığı paranın iki kat fazlası, hatta Fenerbahçe'de kazandığı paranın 3 katı teklif edildi Arabistan'dan. Hani menajeri falan ikna etmeye çalışıyor öyle diyeyim size. Ya arkadaşlar bakın kulübe gelen Zayt için teklif yok ama takas teklifleri var, kiralama teklifleri var. Zayt başka kaynaklara göre gitmiyorum diyor. Ama Kent için çok ciddi teklif var. Suudi Arabistan'dan yıllık 4 milyon euro teklifi var arkadaşlar. Yıllık ücret. 4 milyon euroluk yıllık ücret teklifi var. Ya şimdi aklını kullanan, kafası çalışan herkes bu teklifi kabul eder. Yani ben bilmiyorum kabul etmemek için ne gerekir diye düşünüyorum. Mert Hakan Yandaş. Mert Hakan Yandaş'a da birçok takımdan teklif var. En ciddi teklif Ankara gücünden. Şimdi Ankara gücü maçını da atlatıp öyle eğer kabul edeceksek de öyle kabul etmek lazım. Bir açıdan da düşünüyorum. Yoksa biliyorsunuz kötü kalpli işini bu şekilde yürüten bazı takımın taraftarları herkesi kendileri gibi zannedebilir. Ha, şu aldığını da tamam 3 puan garanti falan derler. Yani Pendi'ye 3'e futbolcu satmış. Ankara gücüne 5'e satmış. hiç Önemli değil onlar için. Yani senin gidip de Mert Hakan'ı kiralaman onlar için şike olur. Vesaire vesaire. Neyse çok mühim değil bunlar. Herkese hak ettiği dilden konuşmanın zamanı değil şu anda. Mert Hakan'da uzun soluklu bir sözleşme istiyormuş. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sezon sonuna kadar Mert Hakan durur. Şu da bir gerçek. Hani onu göndersen orta sahan iyice boş kalıyor. Onu da belirteyim. Crespo'nun menajeri kulübe 4-5 teklif getirdi. Şu an Zaitis'e göre Crespo'nun ayrılma ihtimali daha yüksek. Katar'dan çok iyi teklif aldı Crespo diyor. Arkadaşlar Crespo için ben ne demiştim? 6,5 milyon euro teklif demiştim. Hani gelecek diye. İster misiniz o teklif olsun? Keşke olsa. Keşke olsa. Fenerbahçe Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun 1 Ocak 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Avrupa'nın en başarılı 30 kulübün açıkladığı listede 8 basamak birden yükselip 18. sırada yer almış. İlk 30'da Türkiye'den başka kulüp yer almıyor. Yani Fenerbahçe'nin yine bir yükselişi var. Bunu durdurmak için eskiden FETÖ operasyon yaptıydı. Şimdi de hakemler belki operasyon yapıyor. Ulan diyor Fenerbahçe şampiyon olmasın. Hayır. Şunu ben açık güreklikle bütün samimiyetimle söyleyeyim. Fenerbahçe şampiyon olmazsa Fenerbahçe şampiyon olmazsa Anadolu kulüpleri iflas edecek. Fenerbahçe şampiyon olsa ne olacak hocam? El altından param verecek. Hayır. Dekoder sayısı artacak. Satış artacak. İnsanların Adaleti inancı artacak. Ben hangi takımın taraftarıyla konuşursam konuşayım şu cümleyi söylüyor. Bu sene en iyiyle, cücüğüyle, en ufağından, en büyüğüne Fenerbahçe kesinlikle şampiyonluğu net olarak hak etti. Ve edecek gibi de duruyor. Bu, bunu bu tabloyu bozmayacak gibi de duruyor. Eğer diyor bu sene Fenerbahçe şampiyon olursa bir daha diyorum maç falan izlemem de de iptal ettiririm diyor. Fenerbahçe şampiyon olursa diyorum Beşiktaşlı kişiye soruyorum bunu alırım diyor. Dekoder alırım diyor. Çünkü Fenerbahçe şampiyon olursa benim takımım takım oluşturur. Takım kurar diyor. Yani iyi futbolcu transfer eder. E Galatasaray olursa diyor. Galatasaray olsa demek ki diyor, bunlar düzen ele geçirdi der diyor. Beşiktaş da transfer yapmaz. Fener de eldeki oyuncuları satar. Hep öyle olmaz böyle olur der. Ondan sonra der ki madem hakkımızdan edemiyoruz. Ulan biz de siyasete çok güzel yanlarız der. Ona ya buraya yanlarız der. Biz de gider ilişkileri kururuz der. Şuraya gideriz buraya gideriz der. Biz de tehdit ederiz der. Biz de şöyle yaparız der. Yani onları silahıyla hareket eder diyor ki böyle bir futbol ikimini hiç kimse istemiyor. Bakalım ne olacak. Galatasaray demişken bu Sakabuay olayı iyice uzadı gibi ama Ayetullah Bey'in şu cümlesi benim çok tuhafıma gitti. Ya böyle bir paylaşım diyor ki iyi bir futbolcuydu. Kariyer şansı açık olsun. Tebrik ediyorum. Galatasaray haklı olarak mutlular. Ancak bu ay sene sonunda gidebilirdi. Bir şampiyonluk kolundayken en iyi oyuncusunu devre arasında niye gönderdi? ki bu ay sezonun bitmesini neden beklemedi diyor. Yani çeşitli iddialar, söylentiler var ama ben takımımla ilgileniyorum. Fenerbahçe'yle ilgileniyorum. Fenerbahçe dışında da çok bir takımla ilgilenmiyorum. Umurumda da değil. Nevzat Dindar Galatasaray'ın Antep maçının şölen havasında fair play içinde topun oyunda kaldığı bir maç izleyeceğiz. Okan Hoca Antep karşısında daha az süre verdiği isimlere şans verebilir. Ben Galatasaray'ın farklı kazanacağını düşünüyorum demiş. Hani maç konusunda anlaştınız mı? Hani bir skor konusunda, maç konusunda anlaştınız mı? Hani yedekleri oynatacak ve buna rağmen fark bekliyorum demek. Ben Fenerbahçe için mesela desem ki Ankara gücü maçında ben Fenerbahçe yedekleri oynatacak. Paf takımıyla çıkacak ama fark atacak. Buna inanıyorum desem dersin ki herhalde Ankara gücü maçı satacak. Herhalde Emre Belözoğlu maçı satacak bunu düşünüyorsun dersiniz. Hani Galatasaray böyle olunca yani bilmiyorum ya. Bunun yorumunu siz yapın. Ben bir şey demiyorum. Rangers Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz için yaptığı 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu kiralama teklifini reddetmiş. İSKO çekip 4,5 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle kiralama ya da direkt 4,5 milyon euro bonservis talep etmiş. Talep kabul edilirse direkt transfer tamamlanacakmış ya sabuncu olun duyumu. Şimdi bu transfer Fenerbahçe'de tabii ki alakalı değil. Hocam o zaman niye konuşuyorsun? Babama şu takılıyor. Fenerbahçe'nin alakalı değil ama Fenerbahçe'nin şampiyonluk yürüyüşünde. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yoluyla alakalı bir durum. Birincisi Rıdvan Yılmaz'ı bunlar 4 milyon euroya almış. Bonuslarla 2 milyon 250 bin euro artabilir maddesi var. Yani 6 çıkabilir. Sonraki satışta da kardan %25'i taş yani 6 aldılar ona sattılar. Aradaki farkın %20'si Beşiktaş'a gider diyor. Ne oldu da bunlar bu futbolcuyu böyle satma peşindeler? Yani bazı Fenerbahçe taraftar da bizi alalım. Fenerbahçe'ye gelsin diyor. Ya biz kenti aldık. Çok iş yapar diye aldık. Ağzımız yandı. Hani kentin uçan kaçan videosunu herhalde hepiniz izlemişsinizdir. O skis videolarını. Şahane skis videoları izledik. İnanılmaz şeyler izledik. Yani ama Fenerbahçe'de izleyemedik. Bu arada Sherlock 90 artı 9'da Barcelona'yı yıkmış. Ee, golünü de şöyle bir izleyeyim. Nasıl atıyor. Orta geliyor. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Araya girdi. Bir pas. Vuruyor. Savunmanın elinden dönüyor. Tekrar vuruyor. Gol oluyor. Fenerbahçe'de istediğim isimlerden biriydi. Neyse. Uzun lafın kısası. Bir de ben şunu düşünüyorum. Galatasaray Saka bu ayı 30'a satıyor, 40'a satıyor, 50'ye satıyor, 60'a satıyor, 70'e satıyor, 80'e satıyor, 90'a satıyor. Sosyal medyada 1 milyon tane şey var. Resmi açıklama gelmeden hepsi afaki. İster 20 desinler ister 15 desinler. Ben de 15 diye duydum. 15 artı şey diye. Benimki de afaki. Onlar da afaki arkadaşlar. Burada afaki olmayan bir durum yok. Bu tamamen afaki bir durum. Burada afaki olmayan bir durum yok. Ben burada şunu soracağım bu kadar yüksek bir satış yapmasına rağmen niye her futbolcuna ilgili transfer söylentisi, sözleşmesi kiralık olarak geçiyor? Benim bildiğim şu oyunculara borçsuzluk kağıdı alamazsan futbolcuları sadece kiralayabilirsin. Bon servisini alamazsın. Bu olabilir. İkincisi futbolculara gerçekten de borcun harcın olabilir. Yani oyunculara borcun vardır. O yüzden ee, bu evden gelen paranın bir kısmını onlara borç olarak ödersin. Elde para kalmıyordur. Kiralık olarak alırsın. Garip bir olay. Garip bir düşünce ama içinde çok soru işaretleri bağlı. Hocam Fenerbahçe'yi ister misin? Hayır Fenerbahçe'den hani adı Rıdvan. Fenerbahçe'li olduğunu da biliyorum. Ama Fenerbahçe'ye gelmek istemiyor arkadaşlar. O yüzden de Fenerbahçe'ye e, düşünmem. Bilginiz olsun. İstemem yani. E, ama gelse iyi olur mu? Ya ben bana sorsanız kimi alırsın diye Google'a girin Levent Mercan yazın. Bence Fenerbahçe uyanıklık etmeli. Levent Mercan'la söz kesmeli. Kara Gümrüğün kaptanı. 23 yaşında Almanya'da eğitimine almış. Alman U20'de oynamış. Bu sezon 21 lig maçı 5 sarı kartı var. 2 asisti var. Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkmış. Size göre kısır. Gol katkısı, asist katkısı kısır. Ama ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam bu çocuğu alırım. Bu çocuk gelişime açık bir çocuk. Ben olsam alırım. Ben olsam Levent Mercan'ın üstüne düşerim. Hani biz forvet konuşuyoruz, onu konuşuyoruz, bunu konuşuyoruz ya. Levent Mercan'ın üstüne düşerim. Ha diyeceksiniz ki poster var. Verdi var. Levent'i nereye alıyorsun? Sezon sonu için anlaş. Zor değil. Git başkanıyla en sıkış sezon sonu için anlaş. Açıklama yap. Sezon sonunda Levent Mercan kadromuza katılacaktır diye. Çok zor değil. Ben ısrarla söylüyorum, kaçırılmaması gereken bir oyuncu. O şuna da haybeden de söylemem. Benden söylemesi. Ha Rıdvan Yılmaz ve Levent Mercan. Ben Levent'i seçerim. Açık söyleyeyim. Ha Rıdvan da yetenekli ama ben Levent'i seçerim. Rıdvan arkada çok boşluk bırakıyor. Levent daha değerli toplu ve merkez orta sahada da oynayabilen bir oyuncu. Futbol zekası yüksek isimler, merkez orta sahada oynayabilir. Top dağıtma özelliği vesaire gelişmiş bir oyuncu. Benden tavsiye. Aktaracaklarım bu kadar. Videoyu maçtan önce paylaşabilirim maçtan sonra da paylaşabilirim arkadaşlar sizlerin ilgisine isteğine bağlı görüşmek üzere